Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Bugün Orhan Gazi merkezde bulunan bir zeytin bahçesinde sizleri ağırlamak istedik. Tarlamızın çapası yapıldı. Taban gübrelemesi yapıldı. Şimdi budama sırasında biz de o ara bir video çekip son görüntüyü sizlerle paylaşmak istedik. Yerin konum olarak basık yerde olduğu için hasattan sonra buraya iki kere bordolamacı uygulamasını yaptık. En son yapmış olduğumuz bordolamacı geçen haftaydı. Çünkü bir önceki senelere göre bu sene gerçekten mantari anlamda sıkıntılı bir dönemdi. Normalde hasat sonrası bir uygulama yetiyordu ama işte bu sene biraz sıkıntılı olduğu için iki uygulama yaptık. Geçen hafta da taban gübrelemesi yaptık. Short vizyonda bunu paylaşmıştım. Atılan bordolamacın renkleri bu şekilde. Görüyorsunuz, yani Eylül ayının başında yediğimiz golün resmi. Sonrasında ama halk hareketi yok. Bir de son yıllarda peyde olan bir zararlının, yani zarardan bahsetmek istiyorum size. Zeytin akarı. Şimdi şurada görüyorsunuz zaten pul pul ama arkasını çevirdiğimiz zaman vermiş olduğu zarar zeytin ağacında büyük. Özellikle çiçek zamanında çiçekler çatlamaya başladığı zaman o dönemde çiçekleri emiyor. Çiçeğin açmasını engelleyip kurumasına neden oluyor. O da son yıllarda zeytinde ana zararlardan bir tanesi haline geldi. Şu şekilde yaprakta vermiş olduğu zarar. Bugün ayın 12'si. Bugün ve yarın yağış var Orhan Gazi'de. Önümüzdeki işte bu hafta sonuna doğru eğer hava müsait olursa yere de girebilirsek yapraktan bor, çinko, azot, potasyum, fosfit uygulamasını yapacağız. Bu uygulamanın amacı hem bu sene, şöyle anlatayım ben size. Hem bu sene şu göz, meyve gözlerinden besleyip şişmesini, hem de şu gözün büyümesini, yani 2025 yılındaki sürgünleri, meyve sürgünlerini şu anda harekete geçirmemiz gerekiyor. Bir de rutin çiçek açması için özellikle borçinko, onlar önemli bir element. Çiçek öncesine kadar iki uygulama yapmamız gerekiyor. Halkalı lekeden biraz bahsedelim. Bakalım burada halka leke var mı? Yani halka lekeli yaprak var mı? Evet, şu şekilde. Böyle siyah siyah halkalı halkalı lekeler zeytin yapraklarında görebiliyorsunuz. Şimdi bu görüntüyü gördüğünüz zaman bildin ki 3 ay önceden halka leke yapraklarınıza vurmuş.
Yani 3 ayda bu görüntüyü görebiliyorsun zeytin yapraklarında. Halkalı halkalı kara kara lekeler. İşte bunun ilerleyen dönemlerindeki sonu bu şekilde yaprak dökümü olacak. Onun için yerin durumunu çok iyi bilmeniz lazım. Budamayı çok iyi yapmanız lazım. Yani budama hava sirkülasyonunu iyi bilmek lazım. Budamayı iyi bilmek lazım. Böyle yapraklar iç içe girmeyecek. Ara ara da işte bu halka lekeyle mücadele etmek gerekiyor. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar, bereketli Ramazanlar dilerim. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.